Bence hizmet hareketine ayıran özelliği, en zorlu yerlerdeki en zorlu işlerle uğraşmaya gönüllü olmaları. Sadece din ayrımı yapmakta kalmayıp, aynı zamanda farklı dinleri kucaklıyor, dinler arası diyaloğu öne çıkarıyor, farklılıkları konuşabiliyor kılıyorlar. İsmim Jewel Bailey. Multnomah Kasabası 1. Bölge Meclis Üyesiyim. 1. Bölge, Portland'ın merkezi ve batısıyla Multnomah Kasabası'nın doğusunun bir kısmını kapsıyor. Hem kırsal bölgeleri hem şehirleri temsil ettiğim için çok çeşitli unsurlarla beraber çalışıyorum. Hizmet hareketiyle ilk tanışmam bir arkadaşım ve meslektaşım aracılığıyla oldu. Tim Freeman, Güney Oregon'dan muhafazakar bir cumhuriyetçi. Ben Portland'dan bir Demokrat Partiliyim. Belki bilirsiniz, Oregon şehir ve kırsal alan olarak Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından bölünmüş gibidir. Aslında Amerika'nın birçok yerinde benzer durumlar vardır. Tim'le parlamentoda arkadaş olduk. Tim bir Türkiye gezisi vesilesiyle hizmet hareketiyle tanıştı. Döndüğünde bana, "Harikaydı, mutlaka sen de gitmelisin," dedi. Ben de buradaki Pasifika Enstitüsü'nde çalışan iki kişiyle iletişime geçtim ve sonuçta eşimle birlikte Türkiye'ye bir geziye katılmış olduk. Gerçekten çok ufuk açıcı bir gezi oldu. Sadece Türkiye'yi gezmek, daha önce hiç gitmediğim bir yerde bulunmaktan dolayı değil, ama daha çok hizmet hareketini tanımak, yapılan güzel işleri ilk elden görmek ve Pasifika Enstitüsü'nü daha yakından tanımak fırsatına kavuştuğum için olağanüstü bir deneyimdi. Hizmet hareketinden çok etkilendim ve bir parçası olmak gerçekten onur verici. Bir Hristiyan olarak güzel işler yapmanın, insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Hizmet hareketinde de aynı inanç sisteminin varlığına şahit oldum. Bana göre hizmet hareketi barış, diyalog, eğitim demektir. Sadece Müslümanlar ya da Türkler için değil, tüm insanlar için, tüm dünya için. Bu durum Amerika'da da, Türkiye'de de, hizmet hareketinin dünyada faaliyette olduğu her yerde apaçık görülebilir. Hizmet hareketinin yürüttüğü ve mümkün kıldığı dinler arası diyalog faaliyetlerini çok değerli buluyorum. Farklı inançlardan insanları bir araya getirip, ortak imani değerleri, barışa ve diyaloğa olan ihtiyacı paylaşmalarını sağlamak son derece önemli. Bu faaliyetler birbirimizi daha iyi algılamamıza ve ortak bir anlayış inşa etmemize yardım ediyor. Hizmet hareketi bana İslam hakkında bilmediğim şeyleri öğretti. Musevi cemaatinden tanımadığım insanlarla iletişime geçmemi sağladı. Hareket bizleri dinimizden bağımsız olarak insani açıdan kim olduğumuz konusunda ortak bir anlayışa getirdi. Hepimizin insanoğlunun bir parçası olduğumuzun ve birlikte yer alabileceğimizin altını çizdi. Bence yardım faaliyetleri, nerede ve kim olduğuna bakılmaksızın ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşma isteği, hizmet hareketinin en belirleyici özelliklerinden biri. 2011 yılında Türkiye ziyaretimin hemen arkasından, henüz biz ayrılırken Van depremi oldu ve kimse yok mu yardım ve destek sağlamak için hemen oraya koştu. Hatta depremzedelere yardım edebilmek için eşim ve ben de küçük de olsa bir bağış yaptık. Ama aynı şey sadece Türkiye'de değil, Kamboçya'da, dünyanın farklı ülkelerinde hizmet hareketinin faal olduğu her yerde gördük. Hareket, ülkelerin çatışma dönemlerinden sonra tekrar inşa edilmesi, ihtiyaç halindekilere yardım edilmesi konusunda hep çalışıyor. Suriyeli mültecilerin kamplarını, çocukların eğitim gördüğü okulları asla unutamayacağım.
for Syrian refugees coming across the border and visiting the schools. Bunlar Türkiye ve diğer ülkelerde gelecek neslin liderleri olacak çocukları barış, diyalog ve hoşgörü nedir bilen kişiler olarak yetiştirmek üzere yapılan yatırımlardır. Yüksek lisans yaparken Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ile çatışma yaşanmış bölgelerde acil yardım eğitimi üzerine bir projede çalıştım. Bu proje bana Güney Sudan ve başka zorlu bölgelerde çalışma fırsatı verdi. Hizmet hareketi de benzer ilkelerle zorlu bölgelerde eğitim imkanları oluşturma gayreti içinde. Mesela Kamboçya'yı ziyaretimde sadece üniversitelerde değil, küçük çocuklar için olan okullarda bile bu gayreti gördüm. Hizmet hareketi o topluluğun hikayesini anlatmasına, kendini inşa etmesine yardım ediyor. Yabancı veya dışarıdan bir tavırla değil, Kamboçyalıların kendi kendilerini anlatmasını, kendi öykülerini kurmalarını destekliyor. Ki orası sıfırdan gelen, dünya üzerindeki en korkunç trajedilerden birinin yaşandığı bir ülke. Kamboçyalılarla konuştuğunuzda hizmet hareketiyle birlikte yapmayı başardıkları işlerden, Kamboçya'nın en iyi okullarını kurmuş olmaktan gurur duyuyorlar. Biliyorum ki hizmet hareketi hem orada hem dünyada tüm çocukların bu okullarda okuyabilmeleri için çalışmalarını artırma gayretinde. Sayın Gülen'e liderliği, dinler arası diyalog, kültürler ve halklar arasında iletişim kurma gibi çabaları için çok ciddi anlamda saygı duyuyorum. Kendisi dünyanın farklı yerlerindeki birçok insan için bir umut ışığı oldu. Özellikle 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıları ilk lanetleyenlerden biri olmasını özellikle önemli buluyorum. IŞİD ve onun radikal hareketlerini de ilk lanetleyenlerden oldu. Önemli olan sadece örnek olmak değil, o örnek üzere yaşayabilmektir. Ve Sayın Gülen şiddeti lanetleyerek barış üzere yaşadığını da göstermiş oldu. Bu onu dünya tarafından değeri bilinmesi gereken bir kişi yapıyor. Bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimizi göstermesi açısından onu örnek almalıyız. Sayın Fethullah Gülen'in ve hizmet hareketinin dünyaya yaptığı katkılar arasından seçim yapmak zor. Ama birini seçmek zorunda kalsaydım, bence en önemlisi eğitim. Eğitim, toplumun anlayış ve farkındalığının temelini oluşturuyor. Özellikle iyi okulların bulunamadığı ülkelerde eğitim vurgusu bence ilham verici. Bu vurgu gelecek neslin küresel liderlerini farklı ekonomileri ve fikirleri anlamaya çalışma bakımından teşvik edecek. Çünkü bu liderler hoşgörülü bir ortamda yetişmiş olacak diye düşünüyorum. Hizmet hareketinin İslam'ı nasıl temsil ettiği konusunu ifade etmek zor. Çünkü İslam farklılıkları olan karmaşık bir din. Ben de aynı şekilde bir Hristiyan olarak farklı ve karmaşık bir dinin mensubuyum. Ama inanıyorum ki hizmet hareketi barışı, ortak anlayışı ve iletişimi öne çıkardığı için tüm insanlığın en iyi taraflarını temsil ediyor. Bence hareket, hepimizi ortak bir anlayışta bir araya getirebildiği için İslam açısından harika bir elçi. Dünya üzerinde çok önemli işler yapan bir sürü güzel organizasyon var. Bence hizmet hareketini ayıran özelliği en zorlu yerlerdeki en zorlu işlerle uğraşmaya gönüllü olmaları. Sadece din ayrımı yapmakta kalmayıp, aynı zamanda farklı dinleri kucaklıyor, dinler arası diyaloğu öne çıkarıyor, farklılıkları konuşabiliyor kılıyorlar. Afet ya da savaş görmüş yerlerde eğitimin, yardımın bir parçası olduğunu vurguluyorlar. Yanan bir binaya koşarak giren itfaiye erleri gibiler. Hizmet hareketi kendisine en çok ihtiyaç duyulan yerlere koşuyor. Bence tek başına bu bile, hizmet erlerinin elini taşın altına koymaya gönüllü olmaları üzerine çok şey anlatıyor.
Şimdiye kadar Türkiye'ye iki kez gelme fırsatı buldum. Yalnızca İstanbul ve Ankara'yı değil, Diyarbakır'ı, Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı da gezdim. Hizmet Hareketi'nin Türkiye'deki birçok farklı yönünü görme fırsatı buldum. Hareketi Tayland ve Kamboçya'da da gözlemledim. Beni en çok etkileyen şeylerden biri, Türkiye'nin doğusunda ziyaret ettiğimiz bir gıda yardım merkeziydi. Hareketle ilişkide olan Kürt bir beyefendi ile ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemeleri sağlamaya çalışıyorduk. Gelen ihtiyaç sahiplerine kıyafet, yağ, temel gıda maddeleri veriyorduk. Bir umut ışığı için ne tarafa koşacaklarını şaşırmış bu kadınların yüzlerindeki ifadeyi görmek çok çarpıcıydı. Sonunda kendilerini kucaklayan, en azından bir hafta idare edebilecekleri malzemeleri temin eden, güven ve hizmet sağlayan bir yer bulmuş olmalarını görmek çok güçlü bir hatıra benim için. Maalesef bu dünyada iyi işler yaptığınızda sizi kötülemek isteyen insanlarla karşılaşmak kaçınılmaz. Hareket Türkiye'de, Türkiye dışında ülkelerle çok alakalı olduğu ile ilgili eleştirilirken, diğer ülkelerde de Türkiye ve İslam'la çok alakalı olduğu yönünde eleştiriler alıyor. Bu iki taraflı eleştiri aslında Hizmet Hareketi'nin olması gereken yerde olduğunu gösteriyor bence. Tam ortadalar ve herkesle birlikte çalışmaya gönüllüler. Kişi yapıp ettikleriyle, ağaç meyvesiyle bilinir diye düşünüyorum. Barış, diyalog ve eğitim meyvelerine bakıp Hizmet Hareketi'ni anlayabiliyoruz. Ve bana göre bunlarda yanlış hiçbir şey yok. Bence Hizmet Hareketi'nin kendisini daha geniş bir alanda tanıtmak için hala yapacak çok işi var. Hareketin ne olduğu, kim olduğu, Sayın Gülen'in kim olduğu konuları anlatılmalı. Bu anlatım, hareketin faaliyetlerini güçlendirmeye yarayacaktır. Ayrıca Hizmet Hareketi'nin dünyanın farklı yerlerinde, Amerika'da ya da başka yerlerde, iyi işler yapan diğer organizasyonlarla beraber çalışmalar yaptığını da görmek istiyorum. Hizmeti burada, Multnomah kasabasında, Portland'da çok önemli bir ortak olarak görüyorum ve hizmetin buradaki çalışmalara daha fazla dahil olmasını istiyorum. Hareketle ilişkili olan bazı okulları ziyaret ettim ve buralardaki mükemmellik vurgusu beni çok etkiledi. Bu öğrenciler en iyisini alıyorlar. Uluslararası arenada bilinen öğretmenlerden dersler alıyorlar. Bilgisayar kullanıyorlar. En iyi ders kitaplarına sahipler. Üstelik bunların bulunmasının her zaman çok da kolay olmadığı yerlerde bile öğrencilere aynı imkanlar veriliyor. Yani sadece eğitime değil, mükemmelliğe de önem veriyorlar. Ve bunu din değiştirerek ya da dönüştürerek değil, insana bir yatırım olarak yapıyorlar. Gördüğüm en etkileyici şeylerden biri bu. Hizmet Hareketi, diyalog konusunda büyük bir başarı sağladı. Diyalog merkezlerinde ve okullarda insanlar farklı düşüncelere açık ve birbirlerine karşılıklı saygı duyuyor. Birbirimize bağlı olduğumuza inanıyorum. Hizmet hareketinde en çok sevdiğim şey, sadece diyaloglarda değil, somut faaliyetlere de katılım sağlama imkanı vermesi. Thank you.